Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybetmesinin ardından CHP'de pek gözükmeyen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır hakaretleriyle gündemde. Özkan'ın çirkin sözlerine siyaset camiasından tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tuncay Özkan hakkında tazminat davası açtı. Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı, skandal sözlerine tepki yağdı. Hakaretleri yargıya taşındı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından yaptı tepki çeken paylaşımı. Siyasilerden o ifadelere tepki yağdı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından sarf edilen edep dışı sözleri reddediyor ve en güçlü şekilde kınıyorum diyerek katıldı tartışmalara. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ı siyasi ahlaktan yoksun ifadeleriyle eleştirdi. Bu CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun Hollandalı, Türk ve İslam düşmanı faşist Geert Wilders'le aynı dalga boyunda olması bizim değil CHP'nin sorunudur diye ekledi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da dilini içeri sok diyerek seslendi Özkan'a. Hakaret, yalan ve iftirayla seçim kazanamadılar. Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular. Şimdi milletin adamına dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar diye devam etti. MHP cephesi de sessiz kalmadı Özkan'ın skandal sözlerine. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye'ye ve Türk milletine hakaret etmiştir, lanetliyorum derken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de susma diye seslendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatırken Erdoğan'ın avukatları da harekete geçti. Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi verildi.